Selamlar. Ne habersiniz bakalım? Bugünkü videoda Acturnator hakkında konuşacağız. Ayrıca yaşadıkları Pyrtus gezegenine değineceğiz. Tabii baştan beyin atarsanız çok mersi. Bu tür ikinci deri katmanlarıyla gözlerini seyahat edebileceği vücutlar olan klasik bir hayalet gibi görünürler. Ayrıca güneşten korunmak için ikinci cilt tabakasını büyütebilirler. Echinotritler bildiğimiz gibi ikinci katmanları olmadan şekilsiz dehşetlere benziyor. Hepsi seyrek dişleri olan açıklı bir kafatasına, tek bir göze ve koyu mavi tene sahip. Vücutlarının belirli yerlerinde açıkta kalmış kemiklere ve siyah beyaz çizgili dokunaçlara sahip olmaları bir hayli ürkütücü. Bu arada bu tür bir kolunu diğerinden büyük olmasını sağlayabiliyor. Aynı şekilde göz sayılarını da arttırabiliyorlar. Aslında anlayabileceğiniz her şekil bozukluğunu yapabiliyorlar. Ektonoritlerin neredeyse hepsi Anur Pyrtus'ta yaşasa da Anur Transl'ın içinde yaşayanlar da var. Özellikle orada olanlar genellikle yüzlerini gizliyor. İkincil dirileri ise tabakalarına benzer. Aynı zamanda vücutlarında yamalar ve dikişlerin olması muhtemel. Ama şimdi gerçek kimliğini ortaya çıkarabilirim. Bu türün yoğunluğu değiştirebilen protoplazmaları var. Bu da onların maddelerin içinden geçmelerini ve kendilerini görünmez yapmalarına olanak sağlar. Ayrıca bu tür bu sayede diğer yaşam formlarının bedenlerinde yaşayabilir. Ek olarak da sahip olunan kişinin yetkilerine de erişebilir. Bulun onu. Bu uzaylı şekliyle birleşemem. Ama insana dönüşmesi an meselesi olmalı. Efendim. Hayır. Hatta diğer nesneleri veya insanları fiziksel temas yoluyla soyut ve şeffaf hale getirebilirler. Biraz yıldırım bunu çözecektir. Tamam, gitme zamanı. Ben ve sen. Burada uzayın karanlığında tam gücümdeyim. Ektronitler sadece içinden geçmeleriyle bile insanlara ölümcül soğuk hissettirir. Tüm Anur sistem türleri gibi ektronitlerce koridyumun etkilerine karşı bağışıktır. Yaşadıkları Anur Pyrtus teknik anlamda bir gezegen değil. Aslında bu gezegenin alternatif bir hali Null Void'e benziyor. Ayrıca sadece mavi ve tamamen karanlık bir uçurumda yüzen büyük mor ve siyah taşlardan oluşuyor. Orada yaşayan ektronitlerin oldukça agresif oldukları ortaya çıktı. Tüm gezegen karanlığa açılan portallarla çevrili. Ayrıca mağaralar ve duvarlar elektriksel dokunaş benzeri çıkıntılarla kaplanmış. Ve tırtıklı, kemik benzeri yapılarla birlikte Anur Pyrtus'un her yerinde sivri uçlar görülebiliyor. Ayrıca kırmızı girdaplar, güçlü hava esintileri gönderen delikler ve sayısal boşluklar Anur Pyrtus'u son derece öngörülemez yapıyor. Pek çok efsanede buranın Galaktik Palas'ın fışkırdığı merkez olarak söz edilse de Anur Pyrtus'un karanlık dünyası hakkında pek bir şey bilinmiyor. Hiçbir gezgin ziyaret hikayesi anlatmak için geri dönmediğinden ve varlığının gerçek doğasına dair çok az kanıt olduğundan Anur Pyrtus galaksinin en tehlikeli gizemi olmaya devam ediyor. Bu arada benim kafamı kurcalayan bir konu var. Fark ettiyseniz Omniverse'e kadarki gölge aletin görünümü çok sadeydi. Ama Omniverse'e baktığımda sanki girilmesine veya içinden çıkılmasına izin vermeyen bir zincirler bağlı. Özellikle bir aralar bu konu birçok Meltem fanı tarafından konuşulmuştu. Detaylı araştırma yaptım. Bu konuda iki kesim var. Birileri bu zincirlerin Omniverse'deki sanat tarzından kaynaklandığını düşünüyor. Diğerleri ise bunun Z-Scare olayının tekrarlanmaması için bir önlem olduğunu belirtiyor. Yani kimisine göre gölge aletin etrafındaki bu zincirler tekrardan ele geçirilmesine bir önlem. Açıkçası bana büyük bir saçmalık olarak geldi ama bir yandan da kafamı kurcalıyor. Özellikle Omniverse'deki ektronitlere baktığımızda hiçbirinde böyle bir zincir yok. Zaten gölge alette de bu zincirler daha sonrasında meydana geldi. Aslında Omnitrix'in failsafe özelliğinin bu konuda bir iş olabilir. Özellikle failsafe üzerine yaptığım onca videodan sonra biraz mümkün gibi geliyor. Peki sizce hangisi? Yorumlarda belirtin. Pekala, bugünlük benden bu kadar olsun. Discord'da beklerim. Beğeni atarsanız çok mersi bu arada. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.